Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle periyodik özelliklerle tanışacağız. Bakalım bu periyodik özelliklerimiz nelermiş? Haydi geleyim hep beraber göz atalım. Tabii ki derse başlamadan önce bir içeriğimizden söz etmemiz gerekiyor. Periyodik özelliklerden bahsedeceğiz dedik. Periyodik özelliklerin değişimini göreceğiz hep beraber. Peki bu periyodik özellikler nelerdir? Onlara bir de göz atmak lazım. Atom yarı çapıyla tanışacağız. İyonlaşma enerjisiyle tanışacağız. Daha sonrasında elektronegatiflik ve elektron ilgisiyle de tanıştıktan sonra metalik ve ametalik özellikle ne yapacağız? Dersimizi sonlandıracağız. Tabii ki bu özelliklerin hepsi periyodik özellikler ve bu özellikler periyodik sistemde soldan sağa doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru nasıl değişiyor? Onlara göz atacağız. Derse başlamadan önce tabii ki bize bu süreçte eşlik edecek olan sıfırdan dokuza konu anlatımını soru bankamızdan ödevlendirmemizi yapalım. Peki nerelerden sonra? sorumluyuz. 0'dan 9'a konu anlatımını soru bankamızda sayfa 94'ten 96'ya kadar ne yapacağız? Konuları bir güzel çalışacağız. Daha sonra da sorularını çözeceğiz ve böylelikle konuları iyice pekiştirmiş olacağız. Tabii ki bu yeterli olacak mı? Tabii ki olmayacak. Bundan sonrasında ise bize Dinamo soru bankası eşlik edecek. Buradan da sayfa 81'den 96'ya kadar olan kısımları çözeceğiz ve bunu da çözdükten sonra konuyu iyice ne yapacağız? Anlayacağız ve böylelikle konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Hadi o zaman dersimize başlayalım. Arkadaşlar ilk periyodik özelliğimiz ne olacak? Atom yarıçapı olacak. Gelin önce bir atom yarıçapı neymiş onu öğrenelim. Çekirdeğin merkezinden en dış katmana olan uzaklığa biz atom yarıçapı adını vereceğiz. O zaman diyoruz ki aslında çekirdekten en dış katmana doğru gidince bu bize neyi verecekmiş? Atom yarıçapını verecekmiş. Atom yarıçapı deyince aklımıza kesinlikle kardan adam kuralı gelecek. Kardan adam kuralı bize periyodik sistemde atom yarıçapının nasıl değiştiğini gösterecek. Soldan sağa doğru yani aynı yatay sırada yani aynı periyotta 1A'dan 8A'ya doğru kardan adamın bakın burnu ne oluyor? Küçülüyor. O yüzden diyoruz ki aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarı çapı ne olur? Azalır diyeceğiz. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya eğer aynı grupta bulunan elementlerimiz varsa bunların atom yarıçapı da bakın kafasından gövdesine doğru ne yapıyor? Arttığını görüyoruz. O yüzden diyoruz ki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı ne olurmuş? Artarmış. Bu bilgiyi kesinlikle ne yapmayacağız, unutmayacağız. Çünkü diğer periyodik özellikleri öğrendiğimizde birazcık kardan adamın tersi olacak. Yani soldan sağa doğru atom yarıçapı azalırken diğer özellikler ne olacak? Artacak. Yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artarken diğer özellikler ise genellikle azaldığını göreceğiz. O yüzden bu kural bizim için çok değerli. Peki atom yarıçapı bir periyodik sistemde nasıl değiştiğini gördüysek gelin bir de bunu örnek üzerinden konuşalım. Şimdi bize neler vermişler? Bakın atom yarıçaplarını kıyaslayalım demişler ve her bir elementin atom numarasını biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman gelin bunları bir elektron katman diziliminde ne yapalım? Açalım. Mesela sodyum 2 8 1 diye ne yapıldı? Açıldı. Yine aynı şekilde magnezyumun atom numarasını 12 diye vermişler. 2 8 2 diye mi açarız bunu da? Evet. Ali alüminyum elementini nasıl açacağız peki? Atom numarası 13'müş. 2, 8, 3 şeklinde ne yaptık? Açtık. Şu an neyi fark ettik? 3 elementin 3'ü de 3. periyotta mı? Evet. Çünkü 1, 2, 3 tane neyi var? Katmanı var. O zaman 3'ü de aynı yatay sırada yani aynı periyotta mı arkadaşlar? Evet. O zaman bunların neleri farklı? Bakın çok dikkat edin. Değerlik elektron sayıları farklı. Yani sodyum elementin değerlik elektronu 1, 1A grubu da bulunmakta. Magnezyum elementin değerlik elektronu 2. O zaman diyoruz ki 2A grubunda bulunmakta. Alüminyumun ise değerlik elektronu 3 olduğu için 3A grubunda bulunmakta. E bunlar yan yana sıralandığında 1A'dan 2A'ya oradan da 3A'ya doğru gideceğimize göre soldan sağa doğru aynı yatay sırada mı gideceğiz? Yani aynı periyot üzerinde mi gideceğiz? Evet. O zaman diyoruz ki soldan sağa doğru kardan adımı burnu ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman 3A grubu elementi olan alüminyumun atom yarıçapı en küçük mü olacak? Evet yani en büyük atom yarıçapına sodyum daha sonra magnezyum daha sonra ise alüminyum mu sahip olacak? Evet o zaman aynı periyotta ise kardan adam kuralını bu şekilde ne yapacağız? Kullanacağız. Peki yandaki örnekte ne istemiş bizden? Burada da yine atom numaralarını vermiş çaplarını kıyaslamamızı istiyorlar. Yine tabii ki ilk yapacağımız şey ne olmalı arkadaşlar? Atom yarıçaplarını kıyaslayabilmek için grubunu ve periyodunu ne yapmalıyız belirlemeliyiz peki lityumu açtığımızda 2'ye 1 diye açılır sodyumu açalım 11 var 11 proton 11 elektronu var o zaman diyoruz ki 2 8 1 diye açılır potasyumun ise 19 elektronu varmış 2 8 8 1 diye ne yapacağız açacağız dikkat edin Üçünün de değerlik elektron sayısı kaç? Bir. Yani o zaman üçü de bir A grubu elementi mi? Evet. E peki o zaman bunların grupları aynıysa, aynı grupta bulunuyorlarsa? Diyeceğiz ki bunların periyodu farklı. Bakın lityum ikinci periyotta bulunuyor. Çünkü iki tane katmanı var. Sodyum ise üçüncü periyot elementi. Çünkü üç tane katmanı var. Potasyum ise dördüncü periyotta bulunmakta. Dört tane katmanı olduğu için. E, o zaman ben bunların aynı grupta olduğunu söylüyorum. Kardan adamımızı hatırlayalım. Eğer aynı gruptaysa yukarıdan aşağıya doğru ne oluyordu? Kardan adamın gövdesi büyüyordu. Yani büyüdüğü için yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artıyordu. Zaten katman sayısı arttıkça ne olacak? Tabii ki atom yarıçapı artacak. Çünkü biz atom yarıçapının tanımında çekirdekten en dış katmanı olan uzaklık diye tanımladık. O zaman diyoruz ki potasyum elementinin periyodu daha fazla yani katman sayısı daha fazla olduğu için çapı en büyüktür. Daha sonra kim gelecek? Sodyum elementimiz gelecek. En sonda da en küçük yarı kim sahip olacak? Lityum sahip olacak. Özetle kardan adam kuralını bilirsek bütün atom yarı çapı sorularını ne yapabiliriz? Çözebiliriz arkadaşlar. Peki o zaman diyoruz ki bir de bizim iyonların yarı çaplarının karşılaştırılmasını bilmemiz lazım. Az önceki örneklerimizde elementlerimiz nötrdü herhangi bir iyon yükü yoktu. Yani periyodik cetveldeki kendi halleriyle aslında biz bunları ne yapmıştık? kıyaslamıştık. Şimdi iyon demek ne demekti? anyon ya da katyon demekti. Bir atom ya da iyon elektron aldıkça ne olacak yarıçapı sizce? Elektron aldım 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 aldım. Ne olacak? Benim katman sayım aslında artabilir de. Yani elektron sayım büyüdü. O zaman elektron aldıkça bizim atom yarıçapımızın artması beklenir mi? Beklenir. E peki Elektron verdikçe ne olacak? Elektronu verdik verdik, e ne oldu? E çok fazla elektronumuz elimizde kalmadı. Yani elektron verdikçe atom yarıçapımız ne olacak? Azalacak arkadaşlar, çünkü elektron sayımız azalmış oldu. Peki proton sayısı eğer aynıysa ve bu taneciklerde ben atom yarıçaplarını kıyaslayacaksa katyon ve anyonları düşünmeliyim. Şimdi düşünüyoruz katyon dediğimiz adam kimdi? Katyon demek artı yüklü demekti. Yani elektron vermiş demekti. Anyon ise elektron almış demekti. E biz az önce ne öğrendik? Elektron veren bir atomun atom yarıçapı ne olur? Küçülür dedik. Elektron alan bir atomun ise atom yarıçapı artar demiştik. O zaman diyoruz ki aynı elementten bahsediyorsak anyonun atom yarıçapı çapı o elementin nötr haline göre nedir? Daha büyüktür. E peki katyonun yarı çapı da elektron verdiği için nötr haline göre ne olacak? Daha küçük olacak. O zaman proton sayısı aynı olan taneciklerde biz bu şekilde ne yapabilirmişiz? Atom yarı çapını kıyaslayabilirmişiz. Bakın yanda da buna benzer bir örneğimiz var. Aynı elementi görüyorum. Üçünde de azotu vermiş. Yan birincisinde azot 3 elektron ne yapmış almış yani elektron aldığına göre şu an anyon halinde mi Evet e Peki şunda nasıl artı 3 diyor yani 3 elektron vermiş 3 elektron verdiğine göre bu da katyon halinde bulunmakta e buradaki ortadaki azotumuz ise nötr halde E biz az önce ne öğrendik proton sayıları aynı olan elementlerde ne diyorduk anyonun yarıçapı Tabii ki kimden daha büyük olacaktı nötr o olan atomdan daha büyük olacaktı. Çünkü bu adam elektron almış diyebiliriz. Peki o zaman diyoruz ki nötrün yarıçapı da kimden daha büyük olacak? Katyonun yarıçapından daha büyük olacak. Çünkü elektron vermiş diyeceğiz. Güzel. O zaman an itibariyle hem nötr atomların e, yarıçaplarını kıyasladık hem de iyonların yarıçaplarını karşılaştırmış olduk. Peki periyodik özelliklerde eğer şayet karşımıza izoelektronik tanecikler çıkarsa, o zaman yarıçapları acaba nasıl kıyaslayacağız? Tonguç bize bunu soruyor. Diyoruz ki, öncelikle biz izoelektronik neydi onu bir hatırlayalım. Ne demiştik? Proton sayıları farklı, ancak elektron sayısı aynı. Aynı şekilde elektron dizilişleri de aynı olan tanecikler birbirinin izoelektroniydi. E peki burada bir ona dair bir örnek var. Diyoruz ki, flor dediğimiz elementimiz bir elektron ne yapmış? Almış. Yani burada iyon yüküyle eğer ben elektron sayısını toplarsam protonu buluyordum hatırlayın. O zaman diyoruz ki florun 10 elektronu var. E neon dediğimiz elementimizin de nötr olduğunu görüyorum. Yani 10 protonu varsa 10 da elektronu mu olacak? Evet. E sodyum elementinin de iyon yükünü artı bir vermişler. O zaman diyoruz ki sodyumun da 10 elektronu var mı? Var. E böyle bir durumda o zaman bunlar birbirinin izoelektronik midir arkadaşlar? Evet, çünkü elektron sayılarının aynı, protonlarının farklı olduğunu görüyorum. Aynı şekilde her bir iyonu açtığımızda üçünün de elektron katman diziliminin 2 8 şeklinde olacağını da görebiliriz. O zaman böyle bir durumda biz çaplarını acaba nasıl kıyaslayacağız? Diyoruz ki proton sayısı proton sayısı. Eğer taneciğim büyük ise atom yarıçapı ne olacak? Küçük olacak. Aralarında ters bir ilişki olacak. Unutmayalım. Atom yarıçapı o zaman proton sayısının büyük olduğunda ne olacakmış? En küçük olacakmış. O zaman flora baktığımızda bunun atom yarıçapı ne? E, ne olacak? Proton sayısı en küçük olduğu için atom yarıçapı en büyük olan flor eksi bir iyonu olacak. Daha sonra kim gelecek? Neon amcamız gelecek ve ondan sonra da sodyum elementine dikkat edin. Proton sayısı 11 yani en büyük protonu o sahip. O zaman diyoruz ki bunun da atom yarıçapı ne olacak? En küçük olacak. Yani proton sayılarına izoelektronik taneciklerde bakmak gerekiyormuş. Çünkü proton nerede bulunur? Çekirdekte bulunurdu. işte protona göre aslında atom yarıçapı değişiklikte de yine gösterebilir. Ama ne zaman bu geçerliymiş? İzoelektronik taneciklerde olduğunu özellikle unutmamak lazım. Güzel. O zaman atom yarı çapıyla tanıştık. Kardan adam kuralıyla tanıştık. Şimdi sırada bir başka periyodik özelliğimiz var. Bu da iyonlaşma enerjisi olacak arkadaşlar. Bakın buraya kocaman bir yıldız attık. İyonlaşma enerjisi bizim için çok değerli. Çok da güzel soruların olabileceği bir kısım. O yüzden gelin haydi iyonlaşma enerjisiyle bir tanışalım. Neymiş bu iyonlaşma enerjisi? Tanım bize diyor ki bakın gaz halindeki bir atomdan veya iyondan bir elektron kopartmak için benim o atoma bir enerji vermem lazım ama minimum enerji vereceğim. Olabildiğince az bir enerji vermeye çalışacağım. İşte biz buna iyonlaşma enerjisi deriz. Arkadaşlar tanım çok çok önemli. Bakın şartımız neymiş? Gaz halde olacak ve elektronları bir biz teker teker birer birer kopartacağız. Bu bizim için önemli. O zaman eğer atomumuz gaz halindeyse ve nötrse ve ben bundan bir elektron kopartacaksam buna vermem gereken enerjiye ben birinci iyonlaşma enerjisi adını verebilirim. İyonlaşma enerjisi IE diye şu şekilde kısaltılabilir. Eğer şayet biz bu iyonlaşma enerjisini elde ettikten sonra bir elektron ne yaptık? Kopardık. E koparttıktan sonra bizim gaz halindeki bu atomumuza ne yaptı? Bir elektronu verince artık artı bir yüklü mü oldu? Evet. Yani katyon haline mi geçti? Evet. Eğer şayet artı bir yüklü olan bu iyondan ben tekrardan bir elektron daha kopartırsam buna bir daha bir enerji vermem gerekir. Buna da ne isim vereceğim? İkinci iyonlaşma enerjisi adını vereceğim. Peki burada bunları bir kısmımız var. Bakalım bizim için nasıl bir bilgi çıkacak karşımıza? Herhangi bir atomdan bakın her her zaman bir sonraki elektronu kopartmak daha zordur. Çünkü ne olacak? E atom elektron vermek istemeyecek sana. O yüzden biz sürekli sürekli bir atomdan elektron kopartmakla ne yapacağız? Zorlanacağız. Yani bu aslında neyin göstergesi? Eğer şayet biz elektron koparttıysak daha sonra bir tane daha koparttıysak ikinci iyonlaşma enerjisine geçiyorduk. Gitgide bu iyonlaşma enerjimiz ne olacak? Artacak arkadaşlar. Eninci iyonlaşma enerjisine kadar. Yani en kastımız nedir? Atomda kaç tane elektron varsa bizim her seferinde o atomdan elektron kopartmamız zorlaşacak. Unutmayalım bizim için burası çok önemliydi. Peki o zaman diyoruz ki bu yoğunlaşma enerjisine dair başka ne bilmemiz lazım? Şimdi şöyle düşünelim, nötr bir atomumuz olsun. Bu atomda Bizim kaç tane iyonlaşma enerjimiz olabilir? Bunu konuşmak lazım. Diyoruz ki mesela lityum dediğimiz elementin 3 tane neyi var? Protonu var. Dolayısıyla nötr olduğu için de 3 tane elektronu mu var arkadaşlar? Evet. O zaman biz lityumda 3 tane mi elektron kopartabiliriz en fazla? Evet. O zaman biz nötr bir atomda elektron sayısı kadar aslında iyonlaşma enerjisinden bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Yani lityumun 4 dördüncü iyonlaşma enerjisi olamaz arkadaşlar. Çünkü lityumun sadece üç tane elektronu var. Aa, o zaman bizim için bu çok önemli. Peki eğer bir atomun ardışık yoğunlaşma enerjilerini bize verirlerse mesela burada bir tablo vermiş ardışık yoğunlaşma enerjileri vermiş biz bu yoğunlaşma enerjileri arasındaki neye bakacağız değişime bakarak bu elementlerin periyodik cetvelde hangi grupta bulunduğunu bulabilir miyiz dersek evet bulabiliriz peki bunu nasıl bulacağız eğer bu iki yoğunlaşma enerjileri arasındaki kat farkımız kat farkımız. Diyoruz ki 3,5 4 olursa yani en az 4 olursa bu atomun bize neyini verecek? Grubunu verecek arkadaşlar. Gelin bakın bir örnekle bunu inceleyelim. Mesela lityum dediğimiz elementin bakın 3 tane yoğunlaşma enerjisini bize vermişler. Birinci yoğunlaşma enerjisi 520, ikincisini 7297 diye vermişler. 520'den ben 7000 297'ye yaklaşık 4 katlık bir artış görebiliyor muyum? Görüyorum. Hatta 4 kattan çok daha fazla olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. İşte o yüzden ben lityum elementinin 1A grubunda bulunduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Zaten aynı şekilde lityumun 3 tane yonlaşma enerjisi olduğunu görüyorum. Bakın 4. ve 5. yonlaşma enerjisini bize vermemişler. O zaman 3 tane yonlaşma enerjisi varsa atom numarası nedir? Yani kaç tane elektronu vardır? 3 Üç tane diyebiliriz. Yani tek tek bu şekilde yorum yapabiliriz. Mesela hidrojenin bir tane iyonlaşma enerjisi verilmiş. O zaman hidrojenin proton sayısı yani elektron sayısı kaçtır? Birdir diyeceğim. Helyumun Helyumun iki tane iyonlaşma enerjisi verilmiş. O zaman helyumun elektron sayısının iki olduğunu biz yine söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Berilyuma baktığımda bakın dört tane iyonlaşma enerjisi vermiş. 5. iyonlaşma enerjisinin olmadığını söylemiş. O zaman berilyumun da aslında biz dört tane elektronun sahip olduğunu yine söyleyebiliriz. Biz atom numaralarını belirleyebilirsek tabii ki grubunu ve periyodunu bulabiliriz. Ancak olur da atom numarasını belirleyemeseydik öyle bir soru karşımıza gelsin ne öğrendik? Kat farkının en az 4 olduğu yer aslında bize grubu verecekmiş. Mesela berilyumu inceleyelim. 900'den 1757'ye çıkmış. 2 katı olsa 1800'lü bir şeyler olurdu. Bu benim işime yaramadı. 1750'den 14840'a çıkmış arkadaşlar. Bakın oldukça 4 kattan fazla burada bir enerjide artış mı söz konusu? Evet o zaman berilyum dediğimiz adam hangi gruptadır? 2A grubu bundadır Şuradan da atom numarasını bulduğumuz için kontrol edelim. 2'ye 2 diye ayrılırdı elektron katman diziliminde. Değerlik elektronu 2 mi? Evet 2. O zaman diyoruz ki berilyum 2A grubu elementidir diyebilirim. Güzel. O zaman bunu da öğrendikten sonra e, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi soldan sağa yukarıdan aşağıya nasıl değişir bizim bir de onu öğrenmemiz lazım. Eğer aynı grupta bulunan elementlerin iyonlaşma enerjilerini kıyaslayacaksak yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi kardan adamın tersi olacak. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru ne oluyordu arkadaşlar? Atom yarı çapı artıyordu. İyonlaşma enerjisini bu sefer diyeceğiz ki yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi ne olacakmış? Azalacakmış. Bu bizim için değerli. O zaman biz hep kardan adam kuralını referans alarak diğer periyodik özellikleri ne yapacağız? yorumlayacağız. Peki eğer aynı periyottaysa soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi ne olur? Bir de onu konuşmak lazım. Soldan sağa doğru gidildikçe kardan adamda atom yarıçapı ne oluyordu? Küçülüyordu. İyonlaşma enerjisinde ise genellikle biz artmasını bekleyeceğiz. Artar diyeceğiz. Yani bu neyin göstergesi? 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artacak. Yalnız buraya genellikle artacağını belirttik. O yüzden bunun asıl kuralı nedir? Onu konuşmak lazım. 1A'dan 8A'ya doğru normalde ne bekleriz? 1A, 2A, 3A, 4A diye burası böyle gider. Yalnız bizim 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz bir kuralımız olacak. Yani 3A'nın iyonlaş iyonlaşma enerjisi 2A'dan küçük olacak. 3A 5 yukarı dedim bakın. 5'i de nereye yazacağız o zaman? Buraya yazacağız. Yani 5A'nın iyonlaşma enerjisi de 6A'nın iyonlaşma enerjisinden büyük olacak. Peki bu neden böyledir diyecek olursanız 2A ve 5A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterdiği için arkadaşlar küresel simetri özelliği göstermesi o atomlara ne sağlar? Kararlılık sağlar diyeceğiz. O yüzden kararlı olan bir atomda aslında nedir? Ondan elektron kopartmamız bizim oldukça zordur. Bakın bunları bir kısmında da bunu anlatmışlar. Sıralamanın değişmesinin nedeni 2A ve 5A grubu elementlerindeki elektron dizilişlerinden kaynaklanan nedir? kararlılıktır demişler. Biz küresel simetri özelliğinin kararlılık sağladığını unutmamalıyız. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuralımız daha karşımıza ne oldu? Çıktı. Peki o zaman diyoruz ki sırada ne var? Bir başka periyodik özelliğimiz olan elektronegatiflik var. Neymiş bakalım bu elektronegatiflik? Bir öğrenelim bunu da. Bir kimyasal bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğini bir Elektronegatiflik adını vereceğiz. Elektronegatiflik o zaman bağ elektronlarını çekme yeteneğidir diye de adlandırılabilir mi? Adlandırılabilir. Peki elektronegatiflik bir periyodik sistemde aynı grupta ve aynı periyotta nasıl değişir? Bir de onu öğrenmemiz lazım. Aynı grupta ise aynı dikey nerededir? Sütundadır. Örneğin işte 3A grubu elementlerini yukarıdan aşağıya doğru kıyasladığınızı düşünebilirsiniz. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru doğru. Elektronegatiflik ne olacak? Bakın bir daha söylüyorum. Kardan adamın tersi. Kardan adamda atom yarıçapı artıyordu. O zaman diyoruz ki elektronegatiflik azalacak. Peki aynı periyottaysa nasıl değişecek? Soldan sağa doğru gidildikçe. Kardan adamın burnu küçülüyordu. Elektronegatiflik ise artacak. Ama burada da yine bir genellikle diye bir kelime görüyorum. Demek ki bu bizim için önemli mi? Önemli. Yani soldan sağa doğru genellikle elektro ne oluyormuş? Artıyormuş. Bakın burada bir bunları bir kısmımız var. Bakalım burada bizim için çok önemli bilgilerin olduğunu ben düşünüyorum. Neymiş bunlar? Gelin bir göz atalım. Periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan element acaba kimdir? Tabii ki flor elementi olacak arkadaşlar. Flor bizim için çok değerli. Bağ elektronlarını kendine en iyi çeken element kimmiş periyodik sistemde? Flormuş. O zaman diyoruz ki bu o bilgiyi kesinlikle unutmayacağız. Peki biz diğer elementlerin elektronegatiflik değerlerini aslında floru referans alarak kararlaştırmışız. Çünkü florun elektronegatiflik değerini 4 olarak kabul etmişler bilim insanları ve böylelikle diğer elementlerin elektronegatiflik değerleri ne yapılmıştır? Flor referans alınarak belirlenmiştir diyebiliriz. Peki soldan sağa doğru biz elektronegatiflik genellikle artar dedik. Sen neden genellikle artıyor Çünkü bağ elektronlarını çekme gücüne biz elektronegatiflik adını verdik e soygazlar bağ yapar mıydı? yapmazdı. O yüzden diyoruz ki soy gazların bağ elektronları olmadığından dolayı elektronegatifliğinden ne yapamayız? Bahsedemeyiz. O yüzden de soldan sağa doğru genellikle artar dedik. Çünkü 8A grubu elementlerinin yani soy gazların elektronegatifliği nedir? Yoktur arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bizim için çok değerli. O zaman gelin bir başka periyodik özelliğimiz olan bir de elektron ilgisiyle ne yapalım? Tanışalım. Gaz halindeki ne tür bir atomun bir elektron alması durumunda bakın bu sefer ne yapıyor gaz halindeki nötr atomumuz elektron alıyor arkadaşlar işte o elektron aldığı sırada enerjide bir değişim görülüyor biz bu enerjideki değişime elektron ilgisi adını vereceğiz o o zaman diyoruz ki yepyeni bir periyodik özellikle de ne yaptık tanıştık peki periyodik özelliklerin değişimini istediğimize göre elektron ilgisi acaba aynı grupta ya da aynı periyotta nasıl değişir gelin bir de ona göz atalım. Bakın aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi genellikle azalacak arkadaşlar. O zaman diyoruz ki burada da genellikle kelimesi kullanıldığına göre muhakkak bir durum söz konusudur. Birazdan bunu da ne yapacağız? Üstünde duracağız. Peki aynı periyotta soldan sağa doğru elektron ilgisi ne olur? Bakın burada da yine genellikle diye bir kelime daha kullanacağım. Çünkü soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle ne olacak? Artacak. Yine dikkatinizi çekiyorum. Kardan adamın aslında tersi ancak genellikle olduğu onu unutmayalım. Şimdi burada yine bir bunları bil kısmımız var. Demek ki bu genellikle kelimelerin aslında bana burada açıklayabilirler. Gelin bir bakalım bu önemli bilgiler nelermiş bir onlara da göz atalım. Şimdi periyodik sistemde Elektron ilgisi en yüksek element kimdir diye bize sormuşlar. Diyeceğiz ki 7A grubunu bir düşünelim arkadaşlar. 7A'da flor vardı, klor vardı, onun altında da brom ve iyot vardı. Şimdi normalde aynı grupta oldukları için yukarıdan aşağıya doğru aynı grupta elektron ilgisinin biz azalmasını bekleriz. Ancak diyoruz ki burada işte bir istisnai durumumuz olacak. Genellikle kelimesini o yüzden kullanıyoruz. 7A grubu da istisnai bir durum var. Klorun elektron ilgisi flor'dan yüksektir. Lütfen bunu unutmayın. O yüzden periyodik sistemde en yüksek elektron ilgisine sahip olan elementimiz klor'dur arkadaşlar. Bu bizim için çok değerli bir bilgi. Bakın elektronegatiflikte de az önce dedik ki florun elektronegatifliği periyodik sistemde en büyüğüydü. Çünkü referans olarak da onu almıştık. Demek ki flor orada çok değerliydi. Elektron ilgisinde ise klor bizim için ne olacak? Çok değerli olacak. Peki, Klordan sonra elektron ilgisi en yüksek olan element sizce kim olacak? Mantık kuralım arkadaşlar. Soldan sağa doğru elektron ilgisi ne oluyor? Bakın genellikle artıyor. Demek ki periyodik cetvelde genellikle bu tarafa doğru elektron ilgisi arttığına göre biz en sağdan bir element seçmeniz. E, yukarıdan aşağıya doğru da azalıyordu. O zaman yukarıdan bir şey seçmeniz. Aslında o yüzden 7A grubunu halojenleri ne yaptık? İnceledik. E, peki o zaman klor dandı sonra elektron ilgisi en yüksek olan kim olacak o zaman flor olacak güzel Peki soy gazların sizce elektron ilgisinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki hayır. Bizim soy gazlarımız asal gazlardı, kararlılardı. Periyodik cetvelin en cool grubuydu, en artist grubuydu. O zaman soy gazların elektron ilgisinden tabii ki ben bahsedemem. Çünkü onlar elektrona ilgi duymazlar. Bağ yapmak istemezler. O yüzden soy gazların elektron ilgisinin olmadığını lütfen unutmayalım. Peki o zaman şu ana kadar... Gördüğümüz bütün periyodik özellikleri gelin sorumuzla bir pekiştirelim. Ne vermişler bize? İlk 4 iyonlaşma enerjisini vermişler X elementinin ve buna göre X atomu için hangilerini biz belirleyebiliriz? Bize bunu sormuşlar. Diyeceğim ki eğer bana Birden fazla iyonlaşma enerjisi verdiyse neyi biliyorduk? İyonlaşma enerjisi tablolarında kat farkının en az 4 olduğu yer bize neyi verecekti? Grubu verecekti. Onu da geçtim. Bu adamın bakın 4. iyonlaşma enerjisi yok. O zaman ben X atomunun atom numarası hakkında yani toplam elektron sayısı hakkında yorum yapabilir miyim? Yaparım. 3 tane iyonlaşma enerjisi olduğu için 3 elektronu aynı zamanda 3 de neyi vardır? Protonu vardır nötr x elementinin peki gruplar arasında ben normalde yani bunu grubunu belirleyebilir miyim? Belirleyebilirim. 2'ye 1 diye de ne yapılır? Açılır. Ancak diyorum ki gelin bir de şunu tekrar edelim. Tabloda kat farkı en çok nerede var? Bir bakalım. 124'ten 712'ye çıkmış. En az 4 kat arıyorduk. E 700'lerde görüyorum. 124'ün 4 katını almaya kalksanız 712'den daha da küçük bir sayı çıkar. O yüzden diyoruz ki burada enerjide çok ciddi bir artış olduğu için X elementi hangi gruptadır? 1 A'dadır. Nitekim biz şurada da değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1 A grubunda olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki o zaman X elementinin elektron sayısını ve grubunu periyodunu bulduk. Buna göre soruyu bir cevaplayalım. Bize diyor ki bunun proton sayısını belirleyebilir misin? Evet belirledik işte burada. O zaman doğrudur diyebiliriz. Peki İzo topunun nötron sayısı diyor. Biz x elementinin nötronunu bilmiyoruz ki arkadaşlar. İzo topunun nötron sayısını hiçbir şekilde bulamayız. Peki değerlik elektron sayısı demiş. Değerlik elektron sayısı neydi? Son katmandaki elektrona deniyordu. E Bu adamın son katmanında bir elektron var. O zaman diyoruz ki değerlik elektron sayısı nedir? Birdir. Bunu da belirleyebildik mi? Belirleyebildik. O zaman cevabımız ne geldi? D seçeneği gelmiş oldu. Bir başka sorumuzda ise bize XYZ olmak üzere 3 elementin elektron katman dizilimini vermişler. Hangisi yanlıştır bu elementlerle ilgili diye de ne yapıyorlar? Soruyorlar. Şimdi ben önce açılımlarını biliyorsam grubu ve periyodu hakkında yorum yapabilir miyim? Yapabilirim. X elementinin bakın 2, 8, 2 yani 3 tane katmanı var. O zaman bu adam 3. periyottadır. Son katmanında da 2 elektron olduğu için değerlik elektronu 2'dir. Yani 2A grubunda mı bulunur? Evet. Evet Y'ye geldiğim zaman Y'nin de 3 tane katmanı var. Yörüngesi var. O zaman diyoruz ki katman sayısı bize periyodu veriyordu. Y de 3. periyotta. Değerlik elektronu kaç 1 olduğu için bunun grubu da nedir? 1A'dır diyebilirim. Z'ye geldiğimiz zaman bakın bunun iki tane katmanı var. 2 tane enerji düzeyi var. Yani bu adam ikinci periyotta son katmanında 7 elektron olduğu için de 7A grubunda diyebilir miyiz? diyebiliriz. Daha önceki dersimizde ne öğrenmiştik? son katmanındaki elektronlara bakarak biz o elementin metal mi A metal mi olduğu hakkında yorum yapabiliyorduk. O zaman diyoruz ki X ve Y 1A ve 2A grubu elementi olduğuna göre X ve Y bizim için metal midir? Evet metaldir. Z ise 7A grubunda biz daha çok 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki elementlere genellikle A metal adını vermiştik. O zaman diyoruz ki Z elementi tabii ki ametal midir? Evet ametaldir. O zaman bu doğru oldu mu oldu peki B seçeneğinde diyor ki Z elementi ikinci periyot 7A grubunda bulunur bakıyoruz evet ikinci periyot 7A'da olduğunu ne yaptık bulduk şimdi C'de ve D'de atom yarı çapı ile elektron ilgisini kıyaslamamızı istiyor. Onu en sona bırakalım. Bir de E seçeneğine bakalım. X ve Y periyodik sistemin aynı periyodunda bulunur diyor. Bakıyorum X ve Y'nin ikisi de hangi periyottaydı? Üçüncü periyottaydı. O zaman aynı periyottalar mı? Evet. Heh. Geldik C ve D seçeneğini açıklamaya. Şimdi neyi biliyorum arkadaşlar? Bakın X ve Y yan yana. Diyorum ki Y bir A'da bulunuyormuş. X ise iki A'da bulunuyor. X ise şuraya 2A yazalım. X ise 2A'da bulunuyormuş. Ve bunlar aynı yatay sırada mı? Evet periyotları aynı mı? Aynı. O zaman soldan sağa doğru aynı periyotta olduklarına göre ben bunların çaplarını ne yapabilirim? Kıyaslayabilirim. Soldan sağa doğru kardan adam kuralı demiştik. X'in atom yarı çapı ne olacak o zaman? Daha küçük olacak. Yani Y'nin atom yarıçapı çapı X'den daha büyüktür diyeceğim. E peki hocam Z'yi bunlarla nasıl kıyaslayabilirim? kıyaslayacağım. Z zaten ikinci periyotta yani X ve Y'nin periyodu daha büyük olduğu için onların katman sayısı fazla. O yüzden de X ve Y'nin atom yarı çapı nedir diyeceğiz. Daha büyüktür diyeceğiz. Z çünkü iki katmana sahip ve atom yarı çapının tanımında biz çekirdekten en dış katmanı olan uzaklık demiştik. O yüzden Z'nin çapı tabii ki en küçüğü olacak. O zaman atom yarı çapı en büyük olan Z'dir diyor. Hayır aksine atom yarı çapı en küçük küçük olan elementimiz Z elementidir diyebiliriz. Elektron ilgilerini de bir kıyaslayalım. Yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi ne olurdu? Kardan adamın tersiydi. Yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi genellikle azalırdı. O zaman diyoruz ki çapı büyük olanın aslında elektron ilgisi en küçük olacak. Yani yukarıda olan, periyodu daha küçük olan Z'nin burası ne olacak? Z olacak, değil mi? Z olacağını bir daha hatırlatalım. Peki hadi devam edelim o zaman. Yani elektron ilgisi en büyük olan kim oldu? Z oldu. Çünkü onun periyodu daha küçüktür diyebiliriz. Peki başka periyodik özellik olarak ne göreceğiz? Metalik ama metalik özelliklerden bahsedebiliriz. Metalik özellik nedir? A metalik özellik nedir? Bir de onu öğrenmemiz lazım. Metaller genellikle elektron vermek istiyorlardı. A metaller ise genellikle elektron almak istiyorlardı. Hatırlayın. O yüzden metalik özellik aslında bir metalin elektron verme isteğidir. A metalik özellik ise bir a metalin elektron alma isteğidir. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Peki o zaman diyoruz ki. Elektron verme isteği bir metalin eğer fazlaysa biz bu metale aktif mi? metal deriz. Aktif metaller çok fazla elektron verme isteği olan metallerdir diyeceğiz. Peki periyodik sistemde sizce en aktif metal kimdir diye soracak olursak fransuyumdur arkadaşlar. Fr ile sembolize edilir. Bu bizim için önemli bir bilgi. Olur da en aktif metal karşımıza çıkarsa bunun fransuyum olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. E, elektron alma isteği fazla olan ametalde yine nedir diyeceğiz? Aktif ametaldir diyeceğiz. Nasıl elektron verme isteği fazla olan metale aktif metal dediysek elektron alma isteği fazla olan da aktif ametal olacak. E, periyodik cetvelde en aktif ametalimiz kimdir? Tabii ki flordur arkadaşlar unutmayalım. Peki metalik ametalik özelliği tanıdık. Yukarıdan aşağıya soldan sağa nasıl değişecek metalik ametalik özellik onu bir konuşalım. Eğer aynı gruptaki elementleri karşılaştıracaksak aşağıya doğru atom yarıçapı arttığı için elektron verme isteği aslında ne olur metallerde artar. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru elektron verme isteği arttığı için metalik özelliğin arttığını söyleyebiliriz. A metalik özellik ise metalik özelliğin arttığı yerde tabii ki ne olacak azalacak arkadaşlar unutmayalım. Peki aynı periyotta bulunan elementleri düşünürsek soldan sağa doğru. Nasıl değişecek? Metalik ametalik özellik. E mantıken bir adan kime doğru gideceğim aynı periyotta? 8A'ya doğru gideceğim. Yani metallerden ametallere doğru alacağım O zaman diyorum ki ametellik özellik ametallere doğru gittiğim için ne olacak? Artacak. Metalik özellik ise burada soldan sağa doğru azalacak arkadaşlar. Olay çok basit aslında. Tüm durum bundan ibaret. Peki o zaman şöyle bir gördüğümüz periyodik özellikleri bir özetleyelim. Gelin hep beraber. Yukarıdan aşağıya doğru neler değişiyordu? Soldan sağa doğru periyodik cetvelde neler değişiyordu? Bir de onları konuşalım. Şimdi bir periyot boyunca yani aynı yatay sırada tabii ki elementlerimizin atom numarası ne olacak? Artacak arkadaşlar. Niye artar? E biz periyodik cetveldeki elementleri Artan atom numaralarına göre ne yapmıştık? Sıralamıştık. O yüzden diyoruz ki bir periyot boyunca aynı yatay sırada atom numarası artacak. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru da atom numarası artacak arkadaşlar. Unutmayalım. Atom yarıçapı için ne söyledik? Kardan adam kuralı dedik. Soldan sağa doğru burnu küçülüyordu kardan adamın. Azalacak dedik. Yukarıdan aşağıya doğru ise gövdesi ne oluyordu? Büyüyordu başına göre. O yüzden demiştik ki atom yarı çapımız artacak diye konuştuk. Aynı şekilde metalik özelliği konuştuk az önce. Metallerden ametallere doğru gidiyorum. O yüzden metalik özellik bir periyot boyunca soldan sağa doğru ne olacak? Azalacak. İyonlaşma enerjisi ise soldan sağa doğru ne oluyordu? Genellikle artıyordu. Burada 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Unutmayacaktık. Elektronegatiflik ise soldan sağa doğru artıyordu. Elektron ilgisinin ise yine soldan sağa doğru arttığını söylemiştik ve değerlik elektron sayısını da yine burada konuşabiliriz. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıydı. Son katmandaki elektronlara göre biz gruplara elementleri yerleştirdiğimize göre 1A'dan 8A'ya doğru giderken değerlik elektron sayısı ne olur? Artar. Peki yukarıdan aşağıya da az önce metalik özelliğin arttığını çünkü katman sayısının arttığını söyledik. Böylelikle metalin elektron verme isteği ne oluyordu? Artıyor oldu. Bunu söyledik. İyonlaşma enerjisi ise yukarıdan aşağıya doğru azalacaktı. Elektronegatiflik ve elektron ilgisi de yine yukarıdan aşağıya doğru azalıyordu. Tabii ki bazı istisnalarını yapmayacaktık unutmayacaktık. Değerlik elektron sayısına geldiğimizde yukarıdan aşağıya aynı grupta gittiğimize göre değerlik elektron sayısı değişir mi arkadaşlar? Tabii ki değişmez. Çünkü 3A grubu elementlerinin son katmanında hepsinde ne vardır? 3 tane elektron vardır peki o zaman şöyle bir genel olarak özetledik hepsini gördük soruyla bunu ne yapalım bir pekiştirelim periyodik cetvelde Aynı baş grubunda bulunan X, Y ve Z elementleriyle ilgili bize bir takım bilgiler verilmiş. Aynı grupta olduklarını mı anladım ben bunların? Yani aynı şekilde şöyle ne olacak? Sıralanacak. Ve bana diyor ki, atom hacmi en büyük olan Y elementidir diye vermiş. Yukarıdan aşağıya doğru aynı grupta. Atom hacmi ne olacak? Tabii ki aşağıya doğru büyüyecek. Yarıçap çünkü artacak. O yüzden atom hacmi en büyük olanın aslında yarıçapı nedir en büyüktür diyebiliriz yani y en alt sırada mı olmalı evet peki X'in birinci iyonlaşma enerjisi en fazladır diyor. Biz neyi öğrendik? Yukarıdan aşağıya doğru atom yarı çapı artardı ama iyonlaşma enerjisi azalırdı. E birinci iyonlaşma enerjisi en fazla olacağına göre en yukarıda mı olmalı o zaman? Evet. E Z'de nerede olacak? Ortada karşımıza çıkmalı. Böylelikle hangi cevabımız gelmiş oldu? A seçeneği bizim için doğru cevap olmuş oldu. Bir başka sorumuz daha var. Gelin bir de bunu kıyaslayalım, konuşalım atom hacmi hangisinde en büyüktür diyor. Tek tek ne yapacağız? Şıkları bir açacağız. Potasyuma dair 2, 8, 8, 1 diye mi açarız biz bunu? Evet. E, kalsiyumun atom numarası 20 20'ymiş. Bunu nasıl açacağız? 2, 8, 8, 2 diye açtık. Argonunki 18'miş. 2, 8, 8 diye açtık. 18 yazdık. Lityumun ise 2'ye 1 diye açılacak. Neonun ise 2'ye 8 diye açılacak. Bakın atom hacmi en büyüğü bize sormuşlar şunların periyodu bir kere baktığımızda A ve B'ye göre daha mı az? Yani bunlar ikinci periyottalar. E peki argon hangi periyotta? Üçüncü periyotta. Yani bunların katman sayısı A ve B seçeneğindeki potasyum ve kalsiyuma göre ne? Daha az. E potasyum ve kalsiyum çünkü dört tane katmana sahip. Yani ikisi de dördüncü periyot elementi mi arkadaşlar? Evet. O zaman diyoruz ki bunların asıl çapı diğerlerine göre nedir? Daha büyüktür. E bunların bir de o zaman grup gruplarını kıyaslayalım. Bunlar aynı periyottalarmış ama potasyum 1A'daymış. Kalsiyum ise hangi gruptaymış? 2A'daymış. E peki çap soldan sağa doğru 1A'dan 8A'ya doğru ne olurdu? Azalırdı. O zaman diyoruz ki atom yarı çapı en büyük olan kimdir? Tabii ki potasyumdur. Yani bizim aslında bu şekilde açtıktan sonra önceliğimiz tabii ki ilk ne oldu? Periyodumuz oldu. Daha sonra da ne yaptık? Gruplara bakmış olduk. Evet iki tane daha burada güzel mi güzel sorularımız var. Hangileri ok yönünde artar diye sormuşlar. Bakıyorum soldan sağa doğru atom çapı ne oluyordu? Azalıyordu. E bana artarı soruyor bu gitti. Soldan sağa doğru elektronegatiflik ne oluyordu? Artıyordu ama aşağıya doğru da artmasını istiyorum. Hayır elektronegatiflik yukarıdan aşağıya doğru ne olur? Azalır demiştik. Peki C'de verilen çekirdek yükü neydi arkadaşlar? Proton sayısı yani atom numarasıydı. Biz periyodik cetvelde elementleri de artan atom numaralarına göre yani çekirdek yüküne göre, proton sayısına göre sıralamıştık. Hem soldan sağa doğru hem de yukarıdan aşağıya doğru ne olur? Çekirdek yükü artar. Cevabımız C seçeneği gelecek. D ve E'yi de bir konuşalım ama. İyonlaşma enerjisinden bahsetmiş. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle artar demiştik. Unutmayacaktık. 3 aşağı 5 yukarı vardı. Yukarıdan aşağıya ise iyonlaşma enerjisi ne oluyordu? azalıyordu arkadaşlar. Aa o zaman diyoruz ki bana zaten artanı soruyordu. Bu da gitti. Metalik özelliğe geldiğimizde yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artarken soldan sağa doğru metallerden a metallere doğru gittiğimiz için metalik özellik azalmaktaydı. O yüzden bu da olmadı. Peki, diğer soruya bir de göz atalım gelin hep beraber. Şimdi periyodik cetvel vermişler bize hangisi doğrudur bu elementlerle ilgili diye sormuşlar. Bakın lütfen şurada X'in hidrojen olduğuna, Y'nin ise helyum olduğuna dikkat edin. Bunları göz ardı etmeyelim. Bunlar bizim için çok önemliydi. Buna göre soruyu ne yapacağız? Cevaplayacağız. X ve K katı halde elektrik akımını iletir demişler. X dediğimiz adam hidrojen metaller katı halde elektriği iletirdi. A metaller elektriği iletmezdi. O zaman diyorum ki K bir metal ancak X Hidrojen olduğu için bir ametaldir. Bu bizim için ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. T ve Q'nun kararlı bileşiklerindeki elektron dağılımı aynı soygaz atomuna benzer demişler. T'ye bakıyorum, bir de Q'ya bakıyorum. Aynı soygaz atomuna benzediğinden bize bahsediyor. Tabii ki bu da yanlış mı? Yanlış. Çünkü bileşiklerinde elektron dağılımlarını açtığımızda bu adamla bu adam soygaz atomuna ne yapamaz? Benzeyemez. Soygaz atomunda ne olmalı? son katmanında 8 elektron olmasını beklerim. C'ye geldiğimde Y ve Z'nin son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunur diyor. Şurası elektron olacak. Y ve Z bakıyoruz. Y dediğimiz adam helyumdu. Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8 A'da bulunurdu. Z dediğimiz adam da bakıyorum 2 A grubu elementimi. Evet o zaman diyorum ki ikisinin de son katmanında aslında 2 elektron bulunuyor mu? Bulunuyor. O zaman doğru cevabımız ne geldi? C seçeneği gelmiş oldu. Oldu. X ve K'nın kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Aynı grupta bulunan elementlerin evet kimyasal özelliği benzerdir. Ancak az önce biz ne dedik? X'in hidrojen olduğunu unutmayacağız dedik. Yani X burada nedir? Bir ametaldir arkadaşlar. O yüzden bu da ne oldu? Yanlış oldu. E seçeneğinde ise atom yarıçapı en büyük olan Q'dur demişler. Bakıyorum aksine K'nın periyodu diğerlerinden çok daha fazla K elementi dördüncü periyotta. O yüzden periyot büyük olan olanın atom yarıçapı ne olur? Büyük olur. Yani Q değil K elementi olmalıydı. Evet arkadaşlar neler gördük? Gelin bir şöyle tekrardan göz atalım. Periyodik özelliklerle tanıştık. Bu periyodik özellikler kimlerdi? Atom yarıçapını öğrendik. Kardan adam kuralını gördük. Periyodik cetvelde atom yarıçapı soldan sağa doğru yukarıdan aşağıya doğru nasıl değişir ona göz attık. İyonlaşma enerjisi yine bir periyodik özellikti. Onun da yine nasıl değiştiğinden bahsettik. Elektronegatifliği tanıdık. Elektronegatiflik hakkında yorum yaptık. Periyodik cet cetvelde en elektronegatif atomun flor olduğunu söyledik. Elektron ilgisiyle tanıştık. Periyodik cetvelde klorun elektron ilgisinin flordan yüksek olduğundan bahsettik. Ve en sonunda da metalik ve ametalik özellikle ne yaptık? Tanışmış olduk. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.